Yeni bölüm One Piece tarihinde bir ilkin yaşandığı, bir Gorosei'nin yok olduğu ve yeni bir Gorosei'nin görev aldığı inanılmaz şaşırtıcı bir bölümdü. Bu bölümde inanılmaz bilgiler açığa çıktı. Dolayısıyla videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Bölüme geçmeden önce bu tarz videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı ve çana tıklamayı unutmayın. Tabii inceleme öncesi videoyu da beğenirsen sevinirim. Dilerseniz daha fazla bekletmeden bölümün incelemesine başlayalım. Bölümün ismi: Ölüm nasıl gerçekleşir? Her ne kadar One Piece evreninde insanlar bunun cevabını bilmese de biz okuyucular olarak gayet iyi biliyoruz. Bölümün ilk sayfasında Sea Purple ajanlarını görüyoruz. Dünya hükümeti adadaki tüm Mark 3 pasifistaları ve Seraphim'leri gemiye yüklüyor. O vakit Gorosei tarafından ölüme terk edilen Rob Luigi ve Kaku gemiye giriş yapıyor. Gemiye giren Rob Luigi ve Kaku'ya tek bir soru soruluyor: Stacy nerede? Rob Luigi ise çok acayip bir cevap veriyor: görevde öldü. O vakit Kaku'nun karamsar surat ifadesini arkada görebilirsiniz. Adada savaşlar gerçekleşirken hatırlıyorsanız Kaku baloncuğun içerisindeydi ve Kaku'yu Stacy serbest bırakmıştı. Stacy, Rob Luigi ve Kaku'ya ihanet ettiği için Kaku'nun tepkisi şöyle olmuştu: arkadaş mı? Güldürme beni. Sana saygı duyuyordum. Amansız bir ortaktın. Geri döndüğünde hiçbir şey Luigi'yi etkilemeyecek. Kaku bunları derken Luigi'nin Stacy'yi öldüreceğini ve hiçbir zaman affedilmeyeceğini belirtmişti. Bence burada Luigi görevde öldü derken aslında Stacy'yi öldürmedi, onu affetti. Peki ne oldu da bu bölümde Luigi Stacy'yi öldürmek yerine onu affetti? Geçtiğimiz bölümlerde Luigi, Gorosei'ye Kaku'nun ağır yaralı olduğunu ve onu iyileştirmeleri gerektiğini söylerken, Gorosei hem Luigi'yi hem de Kaku'yu hiçe saymış ve onların bir böcek olduğunu söylemişti. Bundan sonra Rob Luigi gibi hükümet yanlısı bir karakterin içsel dünyasında dünya hükümetine karşı tavır aldığını düşünüyorum. Ve bence Stacy'yi öldürmemesinin temel sebebi bu. Rob Luigi'den sonra sahne Satürn'e geçiyor. Satürn ana alevini ve Punk Records'u ele geçirdiklerini, bu sonuçların yeterli olduğunu ama kritik bir hatanın yapıldığını söylüyor. Karşısında tüm koramiraller dikilmiş. Koramiraller bu durumdan dolayı özür diliyor ve Yonko Luffy'yi takip etmek için Ebuff'a gitmelerini emretmesini istiyor. Tabii ki de Satürn bunu reddediyor ve Vegapunk'ın mesajının çok büyük bir felaket olduğundan bahsediyor. Bu söylemin ardından inanılmaz bir şey öğreniyoruz. Aslında mesajın yayınlanmasını sağlayan, hasır şapkalıları son anda kurtaran antik robotun orada bulunmasının tek sebebi Satürn'müş. Antik robot kutsal topraklarda durduğu vakit normalde imha edilecekti. Lakin bilim insanları robotu incelemek istemiş ve Satürn savunma bakanı olarak onlara izin vermiş. Yani aslında burada büyük bir felaket olarak nitelendirdiği olayın tek sorumlusu kendisi. Satürn bunları dedikten sonra Koramiral Doberman dememesi gereken bir şey söylüyor: aziz Satürn, hükümetin mütevazi ve sadık bir askeri olarak aklıma takılan bir soru var. Vegapunk'ın mesajının yayılmasına izin vermenin başarısızlık olduğunu söylediniz. Bu, onun sözlerinin arkasında aslında bir gerçeklik olduğu anlamına mı geliyor? Doberman bunu der demez Satürn ilk defa ortaya çıktığında yaptığı gibi Doberman'ın tek bir bakışta kafasını patlatıyor. Bu sahnelerden sonra York'un olduğu tarafa geçiyoruz. Burada Edison'un çalıştırdığı bulut mekanizması kendi kendine çalışmaya devam ediyor. York bunu engellemeye çalışırken işleri daha da kötü hale getiriyor ve Punk kayıtları gökyüzüne doğru uçmaya başlıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Bulut oluşturmaya devam eden ve uçan bir kütle eninde sonunda nereye varır? Evet, uzaya. 453. manga bölümünde balonları tutunup uçan otomatalar eninde sonunda Ay'a varıyor ve Enel'in yanına geliyorlardı. Yani bu bulut mekanizması hiç durmadan uçmaya devam ederse varacakları yer otomatalarla aynı olacak. Bu arada dünya hükümeti York'a verdiği kutsal ejder olacaksın sözünü tutmamış olacak ki Satürn'le beraber adadan ayrılmamış. Bu sahneden sonra Marie Joyce'e gidiyoruz. Kutsal topraklarda kutsal ejderler Vegapunk'ın konuşmasına ve Kuma'nın kaçışına sinirle söyleniyor. Bir kutsal ejder evinde yemek yerken kendisine balık servis edildiği için kafa yiyor. Çünkü kendisi biftek söylemiş. Aşçı ise yemek stoklarının sıkıntılı olduğunu, o yüzden balık servis ettiğini söylüyor. Lakin bu sözü yüzünden canından oluyor. Ki hatırlıyorsanız bu devrimci ordusunun yaptığı bir şeydi. Sabo kutsal topraklardaki yemek stoklarını yok etmişti.
Denizlerdeki devrimci ordusu güçleri ise dünyanın her bir köşesinde dünya hükümeti için erzak taşıyan gemilere saldırmıştı. Bu şekilde kutsal toprağın yükseklerdeki konumu bu sefer dezavantajlı hale gelecek ve oraya yemeğin ulaşılmaması sağlanacaktı. Anlaşılan böyle de olmuş. Bu sahnelerden sonra çok acayip bir şey yaşanıyor. Otorite odasındayız ve Shanks'ın babası, kutsal şövalye lideri Garling, Gorosei'lere doğru yürüyor. Eski kostümünü çıkarmış, takım elbise giymiş Garling, şaşkın Gorosei'lere şunu söylüyor. Bana yeni emirler verildi. Tüm Gorosei'ler kimden bahsettiğini anlamıyor. Zira ona emir verebilecek tek kişi zaten kendileri. Lakin unuttukları bir kişi daha var. Yeni savunma bilimi savaş tanrısı olarak atandığım için York olarak bilinen Vegapunk bundan böyle benim yetki alanımda olacak. Daha iyi bir dünya için beraber çalışalım sevgili yaşlı dostlarım. İşte karşınızda yeni Gorosei, Shanks'ın babası Garling. Bu olay aslında başlı başına bize birkaç şey açıklıyor. Garling'e bu unvanı veren kişi Gorosei olmadığına göre şüphesiz Imu olmalı. Yani kutsal şövalyeler Imu ile görüşebiliyormuş. Imu'yu Gorosei'lerle görüşmesi için onu boş taht odasına çağıran kişi de muhtemelen kutsal şövalyelerden bir tanesiydi. Garling kutsal şövalye lideriyken Gorosei olduysa şu an kutsal şövalye lideri kim? İşte muhtemelen bu meşhur panelde sadece silüetini gördüğümüz ve Shanks'a çok benzettiğimiz bu karakter kutsal şövalyelerin yeni lideri olacaktır. Böylelikle bu paneldeki Gorosei eksiği de kapanmış oluyor. Aklınızda belki şöyle bir soru oluşmuştur. Garling bilim bakanı olduysa şu an Satürn'e ne olacak? Cevabı Satürn'ün çığlıkları veriyor. Ege'de geri dönüyoruz ve Satürn bir anda çığlık atmaya başlıyor. Vücudundan kara alevler çıkan Satürn diz çöküyor ve acı içinde bağırıyor. Tüm koramiraller ona yardım etmek istiyorlar lakin ne yaşandığının farkında değiller. Tam o vakit Satürn bir anda olduğundan daha çok yaşlanıyor. Herkes şok içerisinde Satürn'e bakarken Satürn telepatik gücüyle Imu ile konuşuyor. Satürn, o kaçışın arka planında Joy Boy vardı ve sen bunun yaşanmasına izin verdin. Merhamet edin efendim. O gücün bizi engelleyeceğini nasıl tahmin edebilirdim? Ki burada o güç derken Satürn ipten çıkan hakiyi kastediyor. Lakin Imu oralı olmuyor. Mu diyerek çığlık atan Satürn adeta bir patlama geçiriyor. Tüm koramiraller savruluyor. Kendilerine gelen koramiraller patlamanın olduğu yere doğru bakıyorlar. Ve tek bir şey görüyorlar. Satürn'ün kemikleri. Burada aslında Imu'nun ve Satürn'ün gücünü öğrenmiş olabiliriz. Satürn hatırlıyorsanız kopan kolunu gene kara alevler sayesinde geri getirebilmişti. Aynı şekilde Satürn Gorosei'leri Ege'de çağırırken kara alevlerle çağırmıştı. Burada ise Satürn ölürken vücudundan kara alevler çıkıyor ve Imu'ya durması için yalvarıyor. Dolayısıyla Satürn'e ölümsüzlük ve şeytani form gücünü bahşeden kişi Imu'nun ta kendisi olabilir. Zira muhtemelen Gorosei'lerin şeytan meyvesi yok. One Piece tarihinde ilk defa bir kullanıcı başka bir forma dönüştüğünde meyve ismi değil şeytan isimleri verilmişti. Yani Imu Gorosei'leri hem birer şeytan yapmış hem de onları ölümsüz hale getirmiş olabilir. Geçmiş panellerde Satürn'ün 200 yıl önce bilim insanlarıyla konuştuğunu görmemiz boşuna değil. Çünkü burada farkındaysanız Satürn ilk olarak yaşlanıyor ve ondan sonra patlıyor. Imu kendi gücünü Satürn'den çekerken muhtemelen Satürn ilk olarak gerçek yaşına geri döndü. Zira dediğim gibi ölümsüzlük gücünü veren kişi Imu'ydu. Bu aslında şu anlama da gelir. Eğer Gorosei'lere zarar vermek istiyorsanız aynı vakitte Imu'ya da zarar vermelisiniz. Çünkü anlaşılan tüm gücün kaynağı Imu. Bir Gorosei'nin ölmesi ve yeni bir Gorosei'nin göreve gelmesi bize Gorosei denilen grubun 800 yıldır yani kayıp yüzyıldan beri aynı olmadığını gösteriyor. Yani buradaki 5 kişiden önce farklı Gorosei'ler görev yapmış olabilir. Onlar da muhtemelen en ufak hatalarında tıpkı Satürn gibi görevden alınmıştır. Evet, bazı denizciler Satürn'ün yok olduğunu gördüler ama bunu kamuoyunda duyurmak isterler mi emin değilim. Zaten Vegapunk'ın açıklaması sebebiyle dünya hükümetine olan güven sarsılmışken Satürn gibi insanların evinde portresi bulunan bir kişinin ölümü tüm dünyaya duyurulmaz. Aslında bu durum tek bir karakterin işine yarıyor. Satürn'ün görünümünü çalmış kara sakal. Hatırlıyorsanız bu sezon Katarina Devon Satürn'e dokunmuş ve onun görünümünü çalmıştı.
Dünyada Satürn'ün ölümü duyurulmaz ise Karasakal Satürn'ün görünümünü harika bir şekilde kullanacaktır. En ufak bir örnekle bir krallığa gidip kutsal vergi alabilir veya kutsal topraklara gidebilir. Çünkü krallıklar ve kutsal ejderler Satürn'ün öldüğünü bilmiyor. Dolayısıyla bu durum işleri oldukça kızıştırdı. Bölümün devamında Dragon'a geçmeden önce emeğe karşılık olarak videoyu şu an beğenirsen sevinirim. Bölümün devamında yeni bir Vegapunk'ın doğumunu görüyoruz. Bu Vegapunk vücudunu Shaka'dan, sağ kolunu Pisagor'dan, sol kolunu Atlas'tan ve kafasını Edison'dan almış. Yeni Vegapunk bir şeyler sormak için Harades'i arıyor ve sahne devrimcilere geçiyor. Devrimciler Vegapunk'ın söylediği her şeyi not almışlar. Dünyanın batması, antik silahlar, One Piece'i bulanın dünyaya şekil vermesi. Kendi kendilerine teori bile yapıyorlar. Sabo, kutsal ejderlerin dünya batacağı için yüksek bir yerde bulunduğunu söylüyor. Ivankov ise bu yüzden mi 700 yıldır Tequila Wolf gibi devasa bir köprü yapılıyor diyor. Karasu buna karşılık şunu söylüyor. Tüm parçalar bir yere oturuyor. Dragon ise çok haklı bir şey söyleyerek bölümü noktalayan sözü söylüyor. Dünyadaki insanlar yaşanabilir toprakları ele geçirmek için birbirlerini öldürmeden önce acele edip davamız için zaferi kazanmalıyız. Ki bize bu sözleriyle beraber aslında ileride gerçekleşecek büyük savaşın nerede olacağını söylüyor. Tüm dünya batarsa sadece tek bir yer güvende kalır ve insanlar orası için savaşır. O da dünyanın en yüksek kara parçası ve yerleşim yeri Red Line'ın üstünde bulunan kutsal toprak Marijois. Savaşı sevmeyen Dragon, tüm dünyanın savaşa girmesini engellemek için dünyanın batmasını sağlayacak kişilere karşı, yani dünya hükümetine karşı harekete geçmeli. Dragon'un zamanı geldi. Lunaria ırkının yaşadığını artık kutsal ejderler yaşamalı. Siz bu bölüm hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Yorumları teker teker okuyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.